biz çekim yaparız da soğuk hava eksik olur mu? Tabii ki olmaz. Böyle yine karlı bir günde sizlerle beraberiz arkadaşlar. Videolara bazen eleştiri yapıyorsunuz. Maalesef bazen kar yağıyor, bazen güneşli oluyor. Onu tam kestiremiyoruz. Arabada pis, kusura bakmayın. Ortam bayağı bir karışık olduğu için maalesef bu şekilde temizleyebildik. Gelelim Megane'a. Megane biliyorsunuz makyajlandı. Bu otomobil belki de Türkiye pazarı için çok çok önemli. Çünkü sedan karoseri Türkiye'de üretiliyor ve hemen hemen birçok ülkede bizim ülkemizden üretilip dağıtılıyor. Ve marka bu başarısını sürdürmek istiyor ki bir defa daha Megane'ı makyajladı arkadaşlar. Makyajla ne değişti? Hemen tasarımda farların içerisindeki yapı değişti. Şu Mercedes'lerden hatırladığımız bir plastiğin içine kaplanmış adeta premium algıyı arttıran bir logo burada yerini almış. Krom'u seviyoruz. Krom detaylar çok önemli. Ve tamponlar değişti. Şuradaki küçük ızgara değişti. Ön tarafta hemen hemen bu şekilde değişimler var. Bir yan tarafa bakalım. Yeni jantlarımız var burada. Biz seviyoruz ülkecek olarak bu jantları veya ne bileyim daha büyük inç jantları seviyoruz. Ama sürüşte bir gelmeden önce biraz kullandım. Bu kadar büyük inç jant olmasına rağmen gayet sessizlerdi. Üzerinde kış lastikleri var. Onu sürüşte daha detaylı anlatacağım. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var. Burada herhangi farklı bir şey yok. Yine krom çıta isterseniz burada da hemen üst tarafta yerini almış. Görüyorsunuz arkaya doğru alçalan bir tavan yapısı var. Ve arkaya doğru hemen ufaktan geçelim. Renault belki de Megane'daki en büyük eksikliği buradaki tuşla tamamladı. Yani bagaj kapağını eskiden buradan açamıyordunuz. İçeriden açmanız veya kumanda üzerinden açmanız gerekiyordu. Buraya hemen bir tuş koydu. Ve böylelikle burayı hemen açabilme şansınız var. Ayakla da açabiliyorsunuz bu arada. Kumanda yanınızda olursa. Burada hacim konusunda gayet yeterli. Yani rakipleriyle hemen hemen baş edebilecek bir hacim size sunulmuş. Bir tane yedek lastiğimiz var. Ve ağzında geniş olduğunu söylüyoruz ama çok yüksek bir paket yüklemek isterseniz şu ağzın tepe noktası biraz işlerinizi zorlaştırabiliyor. Gelelim arkadaki değişimlere. Çok az farkla böyle içlerindeki grafikler değiştirilmiş. Hatta şuraya Edge Light Dazing diye bir ibare de eklenmiş. Güzel olmuş detayları. Tamponda ufak değişimler var ve şurada fake 2 tane egzozumuz var. Dış tasarım böyleydi. Üşüdük. Arkaya geçelim hemen. Evet, buraya yerleştim. Diz mesafesi iyi. Baş mesafesi iyi. Bu baş mesafesinin iyi olmasının sebebi cam tavanın dışarıya doğru açılıyor olması. Ve burada bir tane böyle bir çukur yaratılmış. Burada bir tane kolçağımız var. Biraz küçük ama olsun. İşimizi görüyor. Deri koltuklar var. Bunlar gayet güzel. Ortası delikli bırakılmış ki uzun yolculuklarda böyle terleme benzeri şeyler yapmasın diye. Malzeme kalitesi sert ama kapı içlerinde yumuşak malzemeler var. Özellikle kolunuzu koyduğunuz yerlerde yumuşak malzemeler var. Eşya gözleri 2-3 tane yaklaşık olarak yarım pet şişeyi alabileceğiniz bir alan size sunulmuş. Havalandırma ızgaralarına yer verilmiş. 2 tane USB var. Bir de çakmaklık sunulmuş. Şaftinin de çok yüksek değil. Gelin şimdi bir de öne bakalım. Eski Megane'ı bilenleriniz bilir. Bu ekran mesela multimedya ekranı. Yine aynı tasarımla geliyordu ama içindeki grafik, yazılım ve benzeri şeyler değişmiş. Mesela Captur'un içerisinde kullanılan ekranın yazılımı adeta getirmiş. Grafikler değişmiş böylelikle. Yani çok az da hızlanmış ama hala da geçişlerde bazı ufak beklemeler yaşayabiliyorsunuz. Önünüzde dijital gösterge paneline yer verilmiş. Artık yani neredeyse bütün otomobillerde B segmentinde bile görmeye başladığımız bir donanım ama özellikle otomobilin iç mekanını veya ne bileyim işte böyle dijitale meraklıysanız iyi yönde destekliyor, iyi hissettiriyor. Ve üçüncü bir tane hoparlör bu üst tarafa yerleştirilmiş, eskisinde yoktu. Ve malzeme kalitesi yumuşak. Rakiplerine baktığınız zaman daha iyi durumda. Yan tarafta da bayağı yumuşak malzeme kullanılmış. Ambiyans aydınlatmalar var kapı içlerinde. Çok güzel. Ve bu ekranın kullanımıyla biraz muhatap olmak istiyorum. Mesela böyle farklı opsiyonlar var. Hatta aracın işte ne bileyim şerit takip asistanını, işte aktif frenlemesini ve yorgunluk asistanını buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Güzel detaylar. Ve istediğiniz zaman böyle widget ekleyebilir bu ekranı kullanım konusunda da işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Çok önemli gördüğünüz bazı widgetleri buraya ekleyebilme şansınız var. Klima kumandaları gayet kolay ayarlanıyor. Hemen altta koltuk ısıtmalar var. Bence bu segmentte olmazsa olmazlardan bir tanesi. Otomatik park asistanımız var ve şerit takip asistanımız var. Şerit takip asistanı sadece direksiyona titreşim veriyor. Yani o anda çıktığınızı gösteriyor. Herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Adaptif hız kontrol sistemi var. Bir de direksiyona müdahale etseydi her şey daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Eşya gözü özellikle vitesin önünde çok iyi. Geride 2 tane bardaklık var. Bardaklığın boyutunu arttırabiliyorsunuz. Veya işte
sevmezseniz bunu çıkartabiliyorsunuz. Böyle güzel bir detay var. Kapaklı. Kapaklı olması da güzel. Auto hold fonksiyonu, elektronik park freni ve sürüş modlarını seçtiğiniz detay burada. Sürüş modunu buradan ayarlayabilme şansınız var. Ve koltukların yan destekleri çok iyi. Baldır desteğinin biraz eksik kaldığını söylemem lazım. Ama hani bu segment düşünüldüğü zaman hiç de fena konumda değil Renault'un Megane'ı. Burada bir tane torpidomuz var. O da güzel. Mesela burada bir de can tavan opsiyonumuz var. Özellikle dedim ya, dışarıya doğru açılıyor. Farklı seviyeleri var. Geriye doğru açılıyor. İsterseniz bir kademe açtığınızda yukarı doğru kalkabiliyor. İç mekanı ferah kılan detaylardan. İç mekanı ferah kılan bir detay ise böyle açık renkli döşemelere yer verilmiş olması. Alt taraflar siyah ama tavan da beyaz olduğu için özellikle çok güzel kombin oluşturuyor ve içeride böyle daralmıyorsunuz. Ve ben hani bazı şeyleri biz konuşuyoruz, sonra ardından olabiliyor. Ama ben özellikle Megane'da ve Türkiye'de kullanan kullanıcılar bence isteyecektir. Hani Clio'daki gibi RS Line donanımında bu otomobile gelmesini isterim açıkçası. Hem dışarıda hem içeride gayet keyifli, gayet böyle göze hoş görünen ve belki de bir tık da böyle güçlü bir motorla gelirse tadından yenmez olur arkadaşlar. Böyleydi iç mekan. Çok fazla konuştum gene. Gelin sürüşe geçelim ve sürüşte neler değişmiş Megane'la ilgili onlara bakalım. Koltuklarım da var. Şimdi, geri park kamerası fena değil. Ama bu uyarılar zaten sizi öyle bir uyarıyor ki inanılmaz. Şimdi gelelim makyajla birlikte sürüşte neler değmiş. Bir kere kesinlikle Megane daha rafine olmuş. Yani daha sessiz bir kabin vaat ediyor. Daha böyle sessiz süspansiyonlar da vaat ediyor sizlere ve konfor konusunda da önemli değişimler yaşamış. Peki en önemli değişimler de olmuş derseniz eğer artık 1.3 litrelik benzinli makineyi Megane'da alabiliyorsunuz arkadaşlar. 140 beygir güç üretiyor ve 0-100'ü 9.8 saniye ve tabii ki bir de isterseniz 1.0 litrelik TC makineyi de alabiliyorsunuz. Dizel severler için hani merak edebilirsiniz. Evet, yine 1.5 litrelik dizel makine size sunuluyor arkadaşlar. Ekonomi yapmak istiyorsanız keza o tarafı tercih etmenizi tavsiye ederim. Ama bir üst makineyi işte Captur modelinde de kullandık. Birçok farklı modelde, mesela Kadjar'da da kullandık. Bu motor nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani böyle sakin kullanırsanız eğer size ekonomi yaptırıyor. Ama işte biraz böyle ayağınızı fazla gazda tutarsanız, işte dur kalkı çok fazlalaştırırsanız, işte trafikte kalırsanız işte o zaman bayağı yukarılara taşıyabiliyorsunuz. Ben mesela kısa zamandır bu otomobili birlikteyim. 7.5-8 litre araba bandında yakabiliyorsunuz. Tabii ki aşağı çekebilme şansınız var. Nasıl? İşte örnek veriyorum, eco modunu seçerek. Eco modunda ne oluyor? Gaz tepkileriniz yumuşuyor. İşte vitesler daha çabuk üst viteslere geçiyor. Bunun gibi böyle avantajlar var. Sport modu aldığınız zaman ne oluyor? Gaz tepkileriniz çok çok daha iyi konuma geliyor. Herhangi bir hani süspansiyon sertleşme gibi bir durum yok. Direksiyon sertleşiyor. Bu var. Sürekli alt viteslerde kalıyor. Çok güzel destek veriyor. 7 ileri edece şanzıman çok iyi. Yol tutuş konusuna gelirsek eğer çok güzel söz dinleyen bir direksiyonunuz var. Özellikle sport modunu aldığınız zaman sertleşen direksiyon sistemi sayesinde böyle adeta iyi yol tutan bir Megane karşınıza geliyor. Bu yapısıyla Megane size acayip destek oluyor. Acayip güvende hissettiriyor sizi. Müthiş. Yani bunu her fırsatta hissedebiliyorsunuz. Çok limitlerini zorlarsanız önden ve arkadan kaymaları ufak ufak hissedebiliyorsunuz. Mesela tabii ki eskisine göre kabin sesi baya baya azaltılmış. Özellikle yerden gelen sesler, işte camlardan gelen sesler baya baya azaltılmış. Çok büyük bir fark var. Bunu hissedebiliyorsunuz. Ve süspansiyon böyle çok ardı ardına darbelerde çok fazla ses yapmıyor. Şöyle bir durum daha sezdim. Mesela çok büyük inç lastik olmasına rağmen özellikle böyle bozuk zeminde ilerliyorum daha iyi konforu görebilmek için. Gayet de sessiz çalışıyor. Beğenimi kazandı. Eskiden mesela eski Megane'larda, yani makyajsız kasadaki Megane'da tabii ki böyle daha sert süspansiyonlarla karşı karşıya kalıyorduk. Hani hemen hemen lastik boyutları aynı ama ona rağmen belki burada şunun da farkını görmek lazım tabii ki. Onu test ettikten sonra da daha net konuşmak gerekiyor. Normal bir lastiklerin şu an kış lastiği var. Daha yumuşak olduğu için daha sessiz ve daha konforlu hissettiriyor
olabilir arkadaşlar. Ama genelinde baktığın zaman Megan bayağı başarılı işler çıkaracak gibi görünüyor. Özellikle bu haliyle eskiden de rakiplerine ölçebiliyordu ama bu haliyle gerçekten daha iyi bir iş çıkaracakmış gibi görünüyor. Rakipleriyle daha iyi böyle başa baş mücadele edebilecekmiş gibi görünüyor. Çünkü rakipleri özellikle Alman tarafında çok çok böyle üst seviyelere doğru oynamaya başladılar. Bu doğrultuda hani Megan'ın da elinin güçlenmesi gerekiyordu ve çok yerinde bir düzenleme yapıldı. Çok yerinde bir güncelleme geldi. Bu sayede gerçekten güzel bir kompozisyon ortaya koymuş Megan. Şimdi Megan'da bir de ekstradan alabileceğiniz güvenlik opsiyonları var. Bunlar neler? Şerit uyarı sistemi, yani şeridinizden ayrıldığınız zaman direksiyona vibrasyon yapıyor ve sizi sesli olarak uyarıyor. Ve otomatik fren sistemi var, adaptif hız kontrol sistemi var. Bunun gibi birçok opsiyon size sunulmuş. Ve tabii ki otomatik park sistemi var ve gerçekten iyi çalışıyor. Özellikle park sorununuz varsa bu otomobille artık kalmıyor. Şimdi fiyat konusuna geleceğiz ama maalesef fiyatları açıklamıyorum. Fiyatları yazmıyorum. Genelde testi yapıp işte montajı tamamlayana kadar fiyatlar değişebiliyor. O zaman da orada söylediğimiz fiyatlar bazen böyle yanıltıcı olabiliyor. Bu sebepten dolayı da daha çok alt tarafa yazmayı, yani tüm fiyat listesini alt tarafa yazmayı daha doğru buluyorum. Bu sebepten dolayı da alt tarafa yazacağım. Ya yani Megane'la ilgili konuşacak, anlatacak aslında çokça fazla şey var. Özellikle bu modelin direkt rakiplerini de alıp birebir karşılaştırmak istiyorum. Onu da ilerleyen günlerde zaten kanalımda yer vereceğim. Varsa hani benim anlatmadığım şu anki detaylar veya sorularınız var olabilir. Şunu da merak ediyorum. Abi bunu da anlatmadın dediğiniz detay olabilir. Onları da alt tarafa yazarsanız size anında zaten cevap veriyor olurum. Bir başka testte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.